öyle çok da ses çıkarmadan odadan çıkalım da çocuklar uyanmasın. Günaydın dostlar, nasılsınız? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Videoya hostelde başlamak istedim. Hem size hostelimi göstermek istiyorum. Burası benim kaldığım oda. Burada diğer odalar var. Aşağıda şurada masayı görüyorsunuz ya, orası ortak alan. Tuvalet ve resepsiyon da hemen orada. Oldukça ufak bir hostel. Gecelik 10 euro ama hakikaten güzel. Çünkü kahvaltı dahil, içme suyu dahil ve internet dahil. Ki Küba'da bu zor bulunan bir şey. Başlıkta da gördüğünüz, bugün Küba'nın sokak yemeklerini denemek istiyorum. Küba yemeklerini denemek istiyorum. Hostelde başladım çünkü dediğim gibi kahvaltı dahil sizlere Küba kahvaltısı göstermek istiyorum. Oldukça ilginç bir tabak hazırlıyorlar. Farklı bir tabak hazırlıyorlar. Dedim ki bari onunla başlayayım. Çünkü dışarıda kahvaltılık bir şey bulabilir miyim emin olamadım. O yüzden hostelde başlıyorum. Sizlere Küba kahvaltısını göstereceğim ilk olarak. Daha sonrasında sokaklara çıkarız. Bulduğumuz yemekleri, içecekleri deneriz. Bakalım Küba yemekleri hakikaten lezzetli mi? O zaman ne yapalım? Başlatalım mı yemek turunu? Küba yemek turu başlasın diyeyim o zaman. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. ¿Qué estás haciendo, Budak? ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, gracias. Mira, dice algo español. Un poquito español, poquito español. ¿Frijoles? ¿Te gusta? Ah, feijão. ¿Frijoles? Ajá, sí, sí, sí. Muy bien, es muy rico, muy rico. Ah, qué bien, qué bien. Dostlar, kahvaltımız geldi. Şöyle bir kızarmış ekmeğimiz var, yumurtamız var, salatalığımız var, siyah fasulyemiz var, mango ve papaya karışımı böyle meyve koyuyorlar tabağa. Bir de şöyle kocaman bir avokadomuz var. Kahvaltımız bu. Küba'da sanırım klasik bir kahvaltı bu şekilde. Bilmiyorum yani, ilk defa bu hostelde kahvaltı yaptım Küba'da ama oldukça lezzetli açıkçası. Bu tabaktan bir tek avokado birazcık hoşuma gitmiyor. Onun dışındaki her şey hakikaten çok lezzetli. Şimdi tadına bakalım bir kez daha. Oh my god, now it's in my hair. I look like a crazy man. And you haven't talked about that. I think it's mango juice, maybe? Or? Is it mango? This is guanabana. Guanabana. Böyle tropikal meyve guanabana isminde, onun suyunu yapıyorlar. Dün de şey vermişlerdi, mango suyu vermişlerdi. Did you like Cuban breakfast? I like it a lot. I think it's very powerful. Very powerful, yeah. Very gives powerful. A lot of energy. Yeah, and I think it's good as well because it's kind of vegetarian as well. Yes. So it's a good option. Yeah. I like it. Yeah, enjoy. Thank you. Ekmeğimizi böyle yapıyoruz. Şöyle fasulyemize banıyoruz. Siyah fasulye Güney Amerika'da oldukça meşhur ve tadı da güzel. Hakikaten tadı güzel. Bir de ufak bir acı atıyorlar içine. Çok güzel oluyor. Ben çok tropikal meyve fanı değilim. Ben çok meyve fanı değilim ama mango ve papaya karışımı çok hoşuma gitti. Hakikaten çok hoşuma gitti. Böyle tatlı ya. Acayip güzel oluyor. Bu grupta en çok sevmediğim avokado. Yani hakikaten hoşuma gitmedi tadı. Birçok kişi çok seviyor, aşırı seviyor ama benim çok hoşuma gitmedi avokado açıkçası. Çok yiyemiyorum ama buradayken yiyelim. Bak, bunun tadı fena değil ama birkaç kere yemiştim ben önceden. Hakikaten acımsı bir tat veriyordu, o yüzden hoşuma gitmemişti ama bu yenebilir, bu güzel. Buradaki salatalıklar böyle kocaman kocaman oluyor ama lezzet olarak güzel. El son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba. El son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. Ya empezamos a fiestar, mamita. Ven, ven y juntos vamos a bailar. La fiesta sigue toda la noche. Ven, ven y juntos vamos a gozar. Que yo le traigo mi son son. Anda, si es la verdad. Que yo le traigo mi son son. ¿Te parece un amigo mío? Mi, no Yankee. A mí. Está Turquía, país Turquía. Ah,
Ah, coño. Ah, ¿cómo está? Aquí. Yo pensé, parecía un vecino mío que se llama Yankee. Ah, no, Yankee, Turquía. Ay, qué bien. No quieres tirar fotos, mirar aquí, mirar esta calentamiento. Ah, pasa, foto? Pasa, foto, mira. Ah, de graffiti. Dale, mírale. Okay. Eso lo hace el negro, un vecino mío. Ah, good. You? Sammy. Yankee, ven, Yankee. Ah, ¿cómo se dice? El fin de muchacho, ese, ah, ese. Ese. Sammy, ¿cómo se dice? Ese. Bonito. Muy bien. Muchas gracias. Muchas dale. Gracias. Chao. Chao. Abla beni Amerikalı sandı, Yankee diye bağırıyor. Burada ya Yankee'siniz ya gringo. Ya Amerika'da, yani Güney Amerika kıtasını gezerken herkes gringo. Gringo'ya alıştım. Normalde Amerikalılara diyorlar gringo için ama Avrupalılara falan da diyorlar. Biz de nasibimizi alıyoruz gringo'dan. Abla direkt Yankee deyince ben de şaşırdım. İlk bir tepki vermedim, sonra bu Yankee diye bağırınca dedim herhalde bana diyor. Ay ay. Quanto costa? 10. 10. 5 por favor. Şundan yemeğe geldim dostlar. Şöyle pişi gibi bir şey yapıyorlar. İçerisinde sanırım sebze gibi bir şey var. Bak orada hazırlamış onu. Bir tadına bakalım. ¿Qué nombre es? Fedora. Fedora. Ah, gracias. La María. Gracias. Şurada pişiriyor bakın. Bizim pişi gibi dostlar. İçerisinde yanlış görmediysem sebze var. He. Bakalım ha. Evet. Sebzeli. Tadı geliyor. Biraz yağlı. Biraz değil, bayağı yağlı. Ama lezzetli, güzel. Şu tanesi 10 peso. 5 tane aldım ben. 50 peso, yani 50 cent yaptı. Tanesi de 10 cent. Lezzetliymiş bak bu. Uno helado, por favor. Gençler, bu havada yapılacak en güzel şey dondurma yemek. 25 solestik var, 30 solestik var. 30, por favor. Şöyle bir dondurma aldım dostlar. 30 solestik aldım ben. Dün buradan aldığımda bana bardak da vermişlerdi. Kaşık da vermemişti. Bardaktan böyle emcikleyerek yemiştim. Bugün külahla verdiler. Sanırım dün yoktu külahları. Oo, bayağı güzel. Burada normalde sıra olur. Sürekli sıra olur. Şansıma şimdi boştu. Bayağı soğuk ha, buzlu. Şöyle bir dondurma. Çikolatalı, karamelli gibi. Bayağı buzlu ama. 30 cent yapıyor bu da. Oo, damlıyor, nasıl damlıyor. Tony. Aha. Haritada buraya bir yere bir işaret koymuştum. Kahveci vardı. Dur bakalım ya. Şu köşede olması lazım. Aa, aynen şurası. Dondurmanın üstüne iyi gider bak, kahve 5 peso yazıyor. Hola. Café. ¿Cuánto cuesta? 5 peso. Uno, por favor. Aa, çok güzel kokuyor bak. Şöyle bir fincanda verdiler kahveyi. İçerisinde çok az var ama. Çok yok. Büyük ihtimalle serttir. Oo, şekerli kahve. Aa, Brezilya'daki gibi. 5 peso bu. 0.05 cent. Aa, çok güzelmiş tadı ha. Brezilya'daki kahveler gibi. It's a Cuban cafe or Brazilian or Colombian. Cuban, Cubano. Muy rico, muy rico. Aa, çok lezzetli ya, ben bayılıyorum şekerli kahveye. Bizdeki gibi servis ediyorlar. Şurada da böyle gofret falan satıyorlar. Bak, 50 peso, 60 peso. 70 peso, burada da 75 peso. Yani işte 50 cent, 60 cent, 70 cent, 75 cent fiyatlar. Şöyle ufak bir dükkan. You like change money? I change money. Gracias. How much? 1 euro, 110 peso. Okay, no, good you price? Like now? Oh, yes, yes. Good price. Good. Okay, now it's okay. Thank you. Muchas gracias. You like the Havana cigar, Cohiba? I don't smoke. So okay, bye. I don't smoke. Thank you so much. You like now restaurant?
Restaurant maybe later. Maybe no, later. This is to me. A free block restaurant that my mom a good price. You know you like? How much, for example? Different product, different price. The lost fish chicken now. You like look, you follow me? No for example, chicken, how much? Chicken. No, arroz. Cut. So how much? Don't you know? No sé. Come on. No, later. I will walk. So I will walk. Grabándome. Okay. Gracias. Ciao. Gracias. Böyle bir sürü. Abi, abla gelecek yanınıza. Diyecek ki paraya ihtiyacın var mı? Para değiştirmek ister misin? Ondan sonra sigara ister misin? Ondan sonra restorana gitmek ister misin? Bak işte benim ailemin restoranı var, benim arkadaşımın restoranı var. Ben bir restoran biliyorum, orası gayet uygun vesaire. Sizi bir yerlere götürecek. Bu insanlar turistlerden para kazanıyor doğal olarak. Yani buna Küba'ya gelirseniz Havana'da özellikle alışmanız gerekiyor buna. Çünkü her dakika sizi biri durduracak burada. Dostlar şimdi böyle bir restorana geldim. Burada canlı müzik yapıyorlar. Menüye baktım. Çok pahalı bir yerde değil. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel ya. Baksanız da. Boş bir yer. Şurada abiler canlı müzik yapıyor. Zaten onların sesini duyduktan sonra buraya baktım. Sonra menüye baktım. Ondan sonra da oturdum. I ordered. Gracias. Dostlar tabağım geldi. Şöyle pilav ve tavuk söyledim kendime. Kocaman bir but geldi. Onun yanında da şöyle bir limonata söyledim. Limonata 75 peso. Bu tabakta 155 peso. Yani toplamda 230 peso ödeyeceğim. O da kaç para yapıyor işte? 2.3 dolar. 2.3 dolar şu tabak. Merkezi bir yerdeyim. Sanırım turistik bir restoran değil ama yani sırf lokal insanlar var. Tek turist benim şu an burada. Güzel bir fiyat. Yani tavuk yiyeceğiz, pilav yiyeceğiz, limonata içeceğiz. Güzel bir fiyat bence. Afiyet olsun. Müzik vardı, müzik durdu ya. Niye durdu, durdu bilmiyorum ki. Ben müzik için geldim. Çok güzel kokuyor. Lezzetli. Bazı yerlerde hakikaten tavuğun tadı bambaşka oluyor ya. Bilmiyorum hayvanı neyle besliyorlar bilmiyorum ama hakikaten çok lezzetli oluyor ya da çok yavan oluyor. Pilav da fena değil. Bizdeki o bizim pişirme yöntemine biraz benziyor. Yağlı bir pilav. Normalde Güney Amerika'da yediğim pilav hep böyle biraz daha lapa oluyordu. Güzel. Vamos a ir. Fruta, ¿sí? Sí. Okay. Uno this, por favor. Dostlar şöyle bir meyve var. Bunu geldiğimde denemiştim. Çok hoşuma gitti. Şimdi şöyle tezgahlar var. Bir tane almak istedim. Muchas gracias. Vamos a ir diyorlar. Böyle bir sürü tezgah var sokakta. İşte mango satıyor, avokado satıyor, muz satıyor, bir de bunu satıyor. Bu çok hoşuma gitmişti, hatırlıyor musunuz? Küba'ya geldiğimde taksici bir abi evine davet etmişti beni. O ikram etmişti. Acayip hoşuma gitti orada. Yine almak istedim, size de göstermek istedim. Şimdi bir yer bulalım burada. Bir yiyelim bakalım nasıl bir meyveymiş bu. Dostlar meyvemiz böyle üzüm salkımı gibi ama şöyle koparıyoruz, tamam mı? Ondan sonracığıma şöyle bölüyoruz. Bak fışkırdı. Fışkırdı. Tam açamadım. Şöyle açtık. Aha. Meyve bu dostlar. Şöyle bir şey. Ağzınıza atıyorsunuz. Kocaman bir çekirdeği var. Dışındaki o şeyi yiyorsunuz ama birazcık böyle ekşimsi tatlımsı gibi bir tadı var. Bayağı hoşuma gitti benim. Üzerindeki etleri alması kolay değil böyle. İyice emmeniz böyle dişinize temizlemeniz gerekiyor. Erik yiyorsun. Çekirdeğin üzerinde böyle etleri kalıyor ya eriğin. Onları böyle sıyırdığını düşün dişinde. Şöyle de bir çekirdeği var. Meyve bu dostlar. Şu koca salkım 50 peso, 50 cent. Bayağı lezzetli. Hafif ekşimsi, hafif tatlı. Benim çok hoşuma gitti. This is masajer de guayaba, guava fruit.
Ah, guava fruit. Guava fruit. Guava fruit. How much? Quanto costa? This is 50 peso. 50 peso. Cuban. Cuban. Cuban, Cuban peso. Peso. Uh-huh. And 50. Same. The coconut. A coconut. Merliton. Merliton. Pancake. Pancake. Chocolate. Ah, this is amamor. Pancake de chocolate. Pancake chocolate. Can I have the guavana? The fruit? Guava fruit? Go, yes, por favor. ¿Cómo está? Bien. Chole, very much. Moment, please. Muchas gracias. Dostlar, böyle bir sürü seyyar satıcı var sokaklarda. Tatlı satıyorlar, empanada tarzı bir şeyler satıyorlar, meyve satıyorlar. Ben de şu meyveliden, tropikal meyveliden aldım bir tane. Gracias, muchas gracias. Thank you, my friend. Ciao. 50 peso. 50 cent dostlar şu. Vallahi bir tatlı yiyelim ya, güzel gider. O bayağı güzelmiş ha bu. Bu meyveden yedim mi acaba? Ha, burada bir sürü tropikal meyve var. Yiyorum. Ama isimler uçuyor bende. Hakikaten isimlerini hatırlamak çok güç. Ama bu bayağı lezzetliymiş. Burada seyyar satıcı kültürü Güney Amerika'daki ülkelere nazaran çok yok. Yani o da bir yemeğin, yiyeceğin kısıtlı olması sebebiyle. Ama yine de seyyar satıcı kültürü var. Sokaklarda satıyorlar bir şeyler. İşte bu tarz tatlılar satıyorlar. İşte empanada tarzı şeyler satıyorlar bazen. Şanslıysanız denk gelirsiniz. Ondan sonra işte dondurma satan var, içecek satan var, meyve satan çok fazla. Böyle bir kültür de var yani burada. Bunu beğendim ya. Şimdi ben genelde ucuz yerlerde yemek yiyorum. Ama ola ki sizin paranız var cebinizde. Şimdi göstereceğim yerde mesela bak bu kafede başlıyor, tamam mı? Bu kafe ve ilerisi şurada kilise var, o meydanı göstereceğim size. Buralar biraz daha kalbur üstü yerler Havana'da. Cebinizde 10 dolara varsa yemek yersiniz. 5 dolara, 3 dolara, 4 dolara bir şeyler içersiniz. Gerek alkol, gerek meyve suyu vesaire bir şeyler içersiniz burada. Şu kiliseyi gördünüz mü? Burası birazcık kalbur üstü. Buradaki restoranlar bir tık pahalı. Gracias. Hola amigo. When you coming? ¿Cómo está? ¿Cuándo visitas? Visitas. I will show your restaurant. When you coming now? I will show your restaurant. Do you have menu? Right there. Dostlar burası birazcık kalbur üstü bir restoran. Bakın şöyle göstereyim restoranı. Do you have menu? Yes, of course. Şöyle Cuban food diyor, tamam mı bak. 950 peso, 1100 peso, 1150 peso, 1300 peso. Yani 10 dolarla 13-14 dolar arasında değişiyor yemekler. Ne dahil yemeklere? Bir ana yemek getiriyorlar, tamam mı? Onun dışında pilav veriyorlar, siyah fasulye veriyorlar, salata veriyorlar, bir kokteyl de bedava. Onun dışında bir de bu restoranlarda genelde bedava internet var. Bak mesela bak burada da menü var. Şu yazanlar hep dolar. Breakfast. Aa bak bu kahvaltıymış, bak şimdi gördüm. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği diyor. Hepsiyle ödeyebilirsiniz abi. Bak yazıyor dolar, euro, sterlin, peso, hepsiyle ödeyebilirsiniz. Aa bu da menü. Aa bak burada pizzalar da varmış. Pizzaları da göstereyim. Margarita mesela 7 dolar. Jambonlu 7,5 dolar. Ton balıklı 8 dolar. İşte ondan sonra en pahalısı 9 dolar ya. Tatlılar var mesela 3 dolar, 2,5 dolar. Bira kaçmış mesela 3,5 dolar. Ondan sonra mojito 3 dolar. Başka mesela Sprite 3 dolar. Coca dediği kola 3 dolar. Burada mesela makarnalar var 7 dolar, 8 dolar civarı. En pahalısı 10 dolar. Şöyle menüyü de sıkıştıralım buraya. Burası da muchas gracias señor. Ciao. Burası da birazcık böyle kalbur üstü restoranlardan bir tanesi. Yani bu bölgede birazcık böyle cebinizde para varsa gelip oturabileceğiniz restoranlar var. Cebinizde para varsa dediğimde 10 dolara karnını doyuruyorsun burada. Bayağı da geçen geldiğimde gördüm. Bayağı da büyük tabak veriyorlar. Yani baktığın zaman 10 dolar bizim için de büyük para. Ama bir Amerikalı, bir Avrupalı için bir saatlik ücret abi. Bir saat çalışıyorlar, hatta bazı yarım saat çalışıyor o para için. Burada geliyor bir öğün yemek yiyor. Yani bir Kübalı için çok büyük para 10 dolar. Güzel para 10 dolar. Ama burada gelip tak diye bir öğün yemeği verebiliyor insanlar. Burası işte. Burası da kilise ve şöyle bir meydan. Thank you.
Burada birçok restoranda böyle canlı müzik var ya. O olay çok güzel yani. Gelip oturuyorsun, bir yandan canlı müziğini dinliyorsun. Hakikaten güzel bir olay. Burada her yerde pro içen böyle teyzeler, amcalar görmek çok mümkün ya. Geçen şeyi gördüm ya, sokakta abi plastik çöp topluyor yani. Çöp tenekelerinden plastikleri topluyor, tamam mı? Bir elinde şey böyle pro, bir elinde plastik, katlıyor matlıyor, temizliyor, koyuyor. Prosundan böyle bir fırt alıyor, devam ediyor filan. Bara oturdum, teyze önüne birayı koymuş, yakmış prosunu. Bir prodan alıyor, bir biradan içiyor. Rahatlar, çok rahatlar ya. Hakikaten rahatlar yani. Keyifleri bayağı iyi. Buradaki tezgahlar biraz daha zengin, baksanıza. Bakliyat falan da var, meyve var, birkaç sebze var. Ama genellikle meyve var ya. Aa bak, burada bir sürü sebze var. Buradaki tezgahlar bir tık daha zenginmiş. Arka sokaktaki tezgahlar. Pizza yemeye geldim dostlar. Şöyle bir pizza alalım kendimize. Hola. Do you have pizza kebolla? Oh, sorry. Pizza kebolla? De queso. Cebolla. A queso? Cebolla. A cebolla, sí. Al arroz. No? Sí, sí, sí. Ah, sí? Okay, uno, por favor. Okay, gracias. ¿Eres youtuber? Sí, sí. Sorry, lo siento. videoda gözükmek istemedi de. Dalmış bulundum. Size fiyatları göstereyim dostlar. Ben şundan aldım. Soğanlı pizza. 85 peso. O da 85 cent yapıyor. Burada peynirli var. 60 cent. Ondan sonra ben direkt cent olarak söyleyeyim. Bunlar peso. Burada çift peynirli var. 85 cent. Jambonlu var. 90 cent. Ondan sonra burada ekmek falan var. Bir şeyler var böyle. Hamburger var. 90 cent. Tavuklu sandviç var. Ondan sonra 1.2 dolar. Şöyle içecekler var bir de. Mesela burada enerji içecekleri var. Şöyle Red Bull 2 dolar mesela. Burada meyve suyu var 1.3 dolar. Fanta 1.5 dolar. Kola işte 1.6 dolar. Ondan sonra burada da biralar var. 1.4 dolar. 1.8 dolar. Corona birazcık pahalı, 2.6 dolar. Bu da 1.9 dolar. Böyle bir sürü pizzacı görebilirsiniz bu ana cadde üzerinde. İnsanlar bayağı burada böyle dilim pizza şeklinde böyle yuvarlak yapıyorlar. Seviyorlar insanlar, alıyorlar, yiyorlar. Sokak lezzeti gibi düşünebilirsiniz. Ya burada aslında farklı bir yemek yemek istiyordum. Bir Küba yemeği yemek istiyordum. Hatta Havana'ya özel bir yemek ama ucuz olan restoranlara gittiğimde hiçbirinde ne yazık ki yok. Menüden kaldırmak zorunda kalmışlar. Onun da sebebi ya buradaki işte son yıllarda bu yemek kıtlığı diyebilirim buna. Yani öyle söylediler bana. Yemeklerin yeterli olmaması, ürünlerin, gıdaların yeterli olmaması bazı yemekleri yapamamalarına sebep oluyor. Pahalı restoranlara gittim acaba kaç paradır orada diye, 13 dolar 12 dolar civarı, birazcık pahalı. Ne yazık ki bütçemi biliyorsunuz, o yüzden yani bir yemeğe 12-13 dolar şu an için veremem. O yüzden onu atlamak zorundayım. Böyle pilav ve onun yanında sulu et, dana etinden yapılan bir yemek aslında. Aslında aşina olduğumuz bir tat ama işte bunlar kendi lezzetlerini eklemişlerdir diye düşündüm ama ne yazık ki pizzaya kaldık bugün. Bunu zaten gösterecektim ya. Hani yemesem de gösterecektim. Yemek kısmet oldu. Normalde peynirli yiyordum. Bu sefer dedim hadi soğanlı alayım, farklı olsun. Farklı bir şey göstereyim size. Vallahi çok güzel koktu ya. Şöyle bir tadına bakalım hemen. Ya. Soğanlısı düz peynirlisinden daha güzel. Ama margarita bulamadım ya. Böyle domates soslu peynirli yapıyorlar ya. Onu bulamadım henüz. And bicycle is 10. This? Yeah. $10. $10? With car, the classic car,
Classical maybe 40. 40. 40 40 dolar. Yeah. Buralara götürüyormuş bak, 1 saatlik tur 10 dolar. 1 saat boyunca sizi şehirde o şeyde kart gösterdi ya, onun üzerindeki yerlere götürüyor. 1 saat boyunca gezdiriyor sizi. O arabalar 20-30 dolara bulmuştum. Burada 40 dolar dedi. Değişiyor ya. Fiyat sürekli birine sormanız lazım. Pazarlık yapmanız lazım. Sürekli değişiyor. Ama muhakkak pazarlık yapıyorsunuz. Bak bu konuda anlaşalım. Dostlar size söylediğim yemeği buldum. Çok fazla müzik vardı restoranda. O yüzden benim yanımda da böyle kaşık çatalım var. Paket yaptırdım. Burada da birazcık rüzgar var ama manzaramız güzel. Neydi adı? Dur bakacağım adına. Unuttum adını. Roja, dur neydi? Ropa Vieja. İsmi Ropa Vieja bu yemeğin. Böyle eti çiftik çiftik yapıyorlar. Biberle ve soğanla kavuruyorlar. Onun yanına şöyle göstereyim. Siyah fasulye, şu etin altında pilav var. Ve kızarmış muz. Şöyle yemeğimizi yiyeceğiz dostlar. Fiyatı ne yazık ki bir tık pahalı ama o pahalı restoranlardan bulmadım. Farklı bir restorandan buldum. Yarı fiyatına buldum. Paketleme yaptığım için ekstra bir ücret aldılar. Toplamda 7 dolar ödedim buna dostlar. Şöyle bir tadına bakalım. Şu yemek var ya, bizim tam ağız tadımıza göre ve aslında bizim yapıp da yediğimiz bir yemek. Sebzeli et ve tadı hakikaten güzel. Çok başarılı. Bayağı beğendim ha. İyi ki almışım. Ya birazcık pahalı benim için ama Cuba'nın en geleneksel yemeklerinden bir tanesiymiş. O yüzden hem tatmak istedim hem sizlere de göstermek istedim. Kızarmış muz. Bayağı iyiymiş ama bu yediğim en iyi kızarmış muzlardan bir tanesi. Şu Ropa Vieja. Şöyle göstereyim. Ropa Vieja'yı kızarmış muzla, pirinçle, pilavla ve siyah fasulyeyle servis ediyorlar. Dediğim gibi pahalı restoranlarda böyle 12-13 dolar civarı. Ben bir tık böyle uygun bir yer buldum. Sağ olsunlar yapıyorlarmış. Hemen yaptılar benim için. 7 dolar. Göstermek istediğim son yemek budur dostlar. Şöyle. Ropa Vieja. Bugün elimden geldiğince sizlere Küba yemeklerini göstermeye çalıştım. Güzel de şeyler tattık. Mesela bak bu çok hoşuma gitti. Kahvaltı çok ilginç ama hakikaten hoşuma gitti benim ya. Benim alışık olmadığım tipte bir kahvaltı. Ben genelde böyle menemendir, ne bileyim sucuklu yumurtadır, pişidir, yumurtalı ekmektir. O tarz şeyler seven bir tipim kahvaltıda. Böyle peynir, zeytin falan çok sevmem. Ama aşırı hoşuma gitti yani o. Mango ve papayadan dolayı sanırım. Bir de kızarmış ekmeğin de çok büyük etkisi var. Ondan sonra o topçuk şeklinde bir şey yemiştik ya, böyle pişiye benziyor, içi sebzeli. O çok hoşuma gitti. Dondurma çok soğuktu. Bayağı buzluydu. Dişlerim falan titredi yani yerken. Onun dışında o bir de o meyveyi çok beğendim. Ufak bir meyveydi ki şöyle. O da topçuk şeklinde yuvarlak. Onu da çok beğendim. Değişikti yani. Değişik lezzetler tattık bugün. Ha çok mu lezzetli dersiniz Küba yemekleri? Bence öyle aşırı lezzetli değil. Ama çok da kötü değil yani. Bence yenebilecek seviyede. Çünkü internette okurken birkaç yorum okudum. Bayağı gömen vardı Küba yemeklerini. Çok kötü bir beklentiyle gelmeyin. Çok yüksek beklentiyle de gelmeyin bence. Şöyle bir gerçek var. Hani hakikaten eleştirmeye, gönlüm el vermiyor. Çünkü buradaki insanlar besine, gıdaya vesaireye ulaşamıyorlar. Yani bugün bu videoyu çekerken daha net anladım. Çünkü bazı insanlar kamerayı kapattırıyorlar bana. Kamera kapalıyken benimle iletişime geçiyorlar, konuşmak istiyorlar. Ya ben mesela yemek soruyorum, bir şey soruyorum. Onlar bana durumu anlatıyorlar. Kameraya da konuşmak istemiyorlar. O yüzden onların söylediklerini ben size aktarmak istiyorum. Hakikaten besine ulaşma konusunda, gıdaya ulaşma konusunda çok sorun yaşıyor bu aralar Küba. O da işte Amerikan ambargosu, üzerine pandemi vesaire derken hakikaten zor günler yaşıyorlar. Parasal açıdan da zor günler yaşıyorlar. Umarım keyif almışsınızdır dostlar. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Daha da uzatmak istemiyorum videoyu. Şu güzel manzarada ben yemeğimi yiyeceğim. Birazcık sırtımı döndüm siz görün diye ama ben yüzümü döneceğim şimdi bu manzaraya. Bir beğeni bir yorum atarsanız, abone olursanız, ondan sonracığıma eşinize dostunuzla paylaşırsanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız, bir sonraki videoları da böyle heyecanla beklerseniz çok sevinirim. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Adios amigos. Aha da yemeğim bu işte. Vallahi çok beğendim. Bak bugünün favorisi olabilir bu.